Fakat 23. gece gelince söze başlamış. Ey bahtı güzel şahım! İşittim ki, Halife Harun Resif'in veziri Cafer, Barmaki Öyküsünü şöyle sürdürmüş, Vezir Şemseddin, yeğeni Hasan Bedreddin'in kaybolduğunu görünce, kendi kendine, dünya ölüm kalım dünyası olduğuna göre, ben tedbirlerimi alayım. Elbet bir gün Hasan nasıl bırakıp gittiyse öylece çıka gelir, demiş. Ve Vezir Şemseddin, bir yazı masası, bir kalem ve bir tabaka kağıt almış ve evinin tüm eşyası me birer birer kayda geçirmiş. Örneğin, talan dolap, falan yerde, falan perde falan yerde, şeklinde saptamalar yapmış. Bunu bitirince, kağıdı, kızı Sittül Hüsniye okuduktan sonra katlamış ve evrak kasasına yerleştirmiş. Bundan sonra Hasan'ın eşyalarını, sarığı, külahı, iç donunu, kuşağı, giysiyi ve keseyi toparlamış ve bir paket yapıp büyük bir dikkatle kapatmış. Vezirin kızı Sittül Hüsn'e gelince, ilk düğün gecesinden sonra gerçekten hamile kalmış ve tam dokuz ay sonra, zamanında, ay parçası gibi, babasına her bakımdan benzeyen bir oğlan doğurmuş. Onun kadar güzel. Onun kadar nazik. Ve de onun kadar mükemmel. Doğduğunda kadınlar onu yıkamışlar ve gözlerine sürme çekmişler, sonra göbek bağını kesmişler ve onu dadılara ve süt teslim etmişler şaşırtıcı güzelliğinden ötürü adını da acip koymuşlar. Herkesin hayran olduğu icip, gün be gün, ay be ay, yıl be yıl, büyüyüp 7 yaşına geldiğinde, dedesi Vezi Şemseddin, onu çok ünlü bir hocanın okuluna yollamış ve çocuğu bu hocaya emanet etmiş. Ve İcip, her gün, babası sandığı dedesinin sadık kölesi Said'in eşliğinde, öğleleri ve akşamdan eve dönmek kaydıyla, okula gitmiş. Böylece beş yıl geçmiş, o sırada 12 yaşına ulaşmış, Acip, okuldaki öteki öğrencilere dayanılmaz şekilde kötü davranıyormuş. Onları dövüyor, onlara sövüyor ve içinizden hanginiz benim gibisiniz? Ben Mısır vezirinin oğluyum, diyormuş. Sonunda çocuklar birleşmiş, Acip'in kötü davranışları hakkında hocaya şikayette bulunmaya gitmişler. O zaman okul hocası, vezirin oğluna vereceği ihtarların boşa gideceğini ve de vezirin oğlunu okuldan kovmak istemediğinden çocuklara, size ona söyleyebileceğiniz bir şey öğreteceğim. Böylece bundan sonra okula gelemez. Yarın, oyun oynarken, hepiniz Acip'in yöresine toplanın ve birbirinize, vallahi. Çok ilginç bir oyun oynayacağız, bugün. Ama bir şartla, hiç kimse adım, anasının adım ve babasının adım yüksek sesle söylemedikçe bu oyuna girmeyecek. Çünkü anasının babasının adım söyleyemeyen çocuk piçtir ve bizimle oynayamaz, deyin demiş. Böylece ertesi gün İcip okula geldiğinde çocuklar onun yöresinde toplanmışlar, aralarında anlaşmışlar ve içlerinden biri, ah gerçekten evet. Bu harika bir oyun. Ancak bu oyuna kendi anak babasının adım söylemedikçe hiç kimse girmeyecek. Haydi bakalım. Sırayla demiş, bunun üzerine çocuğun biri ilerleyip, benim adım Nebi. Annemin adı Nebiha. Babamınki İzzettin demiş. Sonra bir diğeri ileri çıkıp, bana Necip derler. Anneme Cemile. Babama da Mustafa, demiş, sonra da bir üçüncüsü, bir dördüncüsü ve diğerleri aynı şekilde kendilerini ve anak babalarını tanıtmışlar. Sıra Acip'e gelince, gururlanarak, benim adım Acip. Anneminki Sittül Hüsn. Babamınki Mısır Veziri Şemseddin, demiş. Bunu duyan çocuklar bağırışmışlar, hayır, vallahi vezir hiç de senin baban değil, diye. Acip hiddetlenerek, Allah belanızı versin. Vezir benim babamdır, diye haykırmış. Fakat çocuklar alay etmeye ve el çırpmaya başlamışlar ve defol. Sen babanın adını bilmiyorsun. O senin büyük babandır. Şemseddin asla sen baban değildir. Büyük babandır, annenin babası. Bizimle oynayamazsın, demişler ve çocuklar kahkahalar atarak dağılmışlar. Bunu duyan Acip'in göğsü daralmış, hıçkırıklarla boğulur gibi olmuş. Fakat hemen yanına gelen okul hocası, ona, nasıl Acip, vezirin senin baban değil, annen Sittül Hüsn'ün babası, yani büyük baban olduğunu hala bilmiyor musun? Babana gelince onun kim olduğunu ne sen, ne biz, ne de hiç kimse bilmiyor. Çünkü Sultan, Sittül Hüsn'ü Kambur Seyis'le evlendirmişti, fakat Seyis Sittül Hüsn ile yatamamış, ve bütün kentte, düğün gecesi, onu bir ecinlinin kapalı tuttuğunu ve Sittül Hüsn ile yatmaktan engellediğini anlatmış. Ve demandalara, eşeklere, köpeklere ve benzerlerine dair şaşırtıcı öyküler anlatmış. Böylece icip, kimse senin babanın kim olduğunu bilmiyor. Bundan dolayı Tanrı'nın ve seni bir piç olarak bilen arkadaşlarının önünde daha alçak gönüllü ol. Zaten icip, kesinlikle, babası tanınmayan ve pazarda satılan bir çocukla aynı durumdasın. Bir kez daha söylüyorum. Vezir Şemseddin sadece senin büyük babandır ve baban bilinmemektedir. Bundan dolayı alçak gönüllü davran, demiş. Okul hocasının bu konuşması üzerine, küçük icip koşarak annesi Sittül Hüsnün yanına varmış, ağlamaktan, hıçkırmaktan öylesine bitkinmiş ki, ilkin hiçbir şey söyleyememiş. Annesi onu böyle tedirgin görünce teselli etmeye çalışmış ve ona, çocuğum, derdinin nedenini annene söyle, demiş ve onu kucaklayıp öpmüş. Bunun üzerine küçük acip, ona, söyle bana anne, benim babam kim, diye sormuş. Ve Sittül Hüsn çok şaşarak ona, vezirdir, oğlum, demiş ama, acip ağlayarak, oh, hayır. O benim babam değil. Gerçeği benden saklama. Vezir sadece senin baban. Benim babam değil. Hayır, hayır. Ya bana gerçeği söylersin ya da şu hançerle vurur kendimi öldürürüm, demiş. Ve küçük icip annesine okul hocasının sözlerini tekrarlamış. Sittül Hüsn, bunun üzerine, yeğeni olan kocasını, onunla geçen düğün gecesini ve de Basralı Hasan Bedreddin'in tüm güzelliği ve akıllara durgunluk veren cazibesini hatırlayıp hele canla ağlayıp hıçkırarak şu dizeleri okumuş, yüreğimde arzuyu tutuşturup uzaklara gitti. Barınağımızdan uzaklara. Benim zavallı aklım da uçup gitti. O dönünceye kadar da geri gelmeyecek. Ama ben onu beklerken, yatıştırıcı uykuyu ve tüm sabrımı yitirdim. O beni bırakıp gitti. Onunla birlikte mutluluğumda beni terk etti, huzurumda. Beni terk etti, gözyaşlarına onun yokluğuna adandı. Akıp duruyorlar, denizleri dolduran dereler oluşturur casma. Arzumun beni ona taşımadığı bir gün bile yok yokluğunun acısını anmadan yüreğimde çarpmıyor. Hayali ruhumda belirir belirmez, aşkım, arzularım ve anılarım çoğalıyor. Günün ilk saatlerinden başlayarak, gözlerimin önünde beliren daima onun sevgili hayalidir ve bu hep böyledir. Çünkü başka düşüncem, başka aşklarım yok ki. Sonra da hıçkırmaktan başka bir şey elinden gelmemiş. Ve acip, anasını ağlar görünce, o da ağlamaya başlamış ve her biri kendi köşesinde ağladığı sırada haykırmalar, ağlamalar duyarak vezir içeri girmiş. Çocuklarını böyle ağlar görünce, onun da yüreği parçalanmış ve onlara, çocuklarım, niçin böyle ağlıyorsunuz, diye sormuş. Bunu duyan Sittül Hüsn, küçük Acip'in okuldaki çocuklarla olan serüvenini anlatmış. Ve vezir, bu öyküyü duyunca, geçmiş günlerin tüm felaketlerini yemden hatırlamış, kendi başına gelenleri, kardeşi Nureddin'in, yeğeni Hasan Bedreddin'in ve de en sonra küçük Acip'in başına gelenleri. Ve bütün bu anılar bir araya gelince o da ağlamaktan kendim alamamış. Ve umutsuzca sultanın katına çıkarak ona, kendi adına ve çocuklarının adına bu durumun devam edemeyeceğini söylemiş ve yeğeni Hasan Bedreddin'i bulabileceği Basra kentine ulaşmak üzere doğuya doğru geziye çıkmak için izin istemiş. Sonra da sultandan gideceği her ülkede yeğenini aramak ve bulunca alıp getirmek üzere gerekli araştırmaları yapmak üzere, yanında götürebileceği ve ilgililere gösterebileceği fermanlar talep etmiş. Sonra da acı acı ağlamış. Yüreği parçalanan sultan, onun tüm ülkelerde ve tüm eyaletlerde kullanabileceği fermanları yazıp kendisine vermiş. Vezir buna çok sevinmiş, sultana teşekkürler ve saltanatının devamı için dualar etmiş ve sonra yere kapanıp önünde yeri öperek izin alıp huzurdan çıkmış ve o saate başlayarak yol hazırlığına başlamış. Kızı Sittül Hüsn ve torunu Acip'i de yanına alarak yola koyulmuş. Kafile ilk gün, ikinci gün, üçüncü gün ve bunları izleyen günler Şam doğrultusunda yol alarak sonunda güvenle Şam'a ulaşmış, tüm kapılarını, Midan'dan Hasba'ya kadar geçmişler, yollarını sürdürmeden önce çadır kurup iki gün orada dinlenmişler. Şam'ın ağaçlar, akarsularla donanmış hayranlık uyandıracak güzellikte bir kent olduğunu görmüşler. Kent, şu dizelerle onu öven şairin anlattığı gibiymiş, Şam'da bir gün bir gece geçirdim. Şam, onu kuran, ona benzer bir kentin bir daha yapılamayacağına yemin etmiş adeta. Gece Şam'ı kanatlarıyla örter, aşkla dolu. Sabah onun üzerine tıkız ağaçların gölgesini serer. Ağaçların dallarındaki şebnemler şebnem değil, incidirler. Onları sarsan sabah yerine karşın, inciler, kar gibi düşer orada ormanlarında her şeyi yapan doğadır. Kuşlar sabah ötüşlerini yapar, gölün suyu açık, beyaz bir kitap sayfasıdır. Meltem yanıt verir ve kuşların söylediklerini yazar ve beyaz bulutlardan düşen yağmur tüm durgun sulara şiirler düzer. Böyle olunca vezir ile yanındakiler gidip kenti görmek ve çarşılarından ihtiyaç duydukları şeyleri satın alıp Mısır'dan getirdikleri şeyleri de satmışlar. Ünlü hamamlarında yıkanmışlar ve tüm dünyada bir eşi daha bulunmayan Benilünmiye Camii'ne gitmişler. Acip'e gelince, o da, iyi yürekli Sait'in eşliğinde, kente eğlenmeye gitmiş. Hareması, onu birkaç adım geriden izliyormuş ve elinde bir vuruşta bir deveyi öldürebilecek bir kamçı tutuyormuş. Çünkü Şam halkının kötü ününü biliyormuş ve bu kamçıyla efendisi güzel Acip'e yaklaşmalarını önlemek istiyormuş. Ve gerçekten yanılmamış, çünkü güzel çocuğu görür görmez, Şam halkı, onun ne denli zarif ve çarpıcı olduğunun farkına varmış, onun kuzey rüzgarından da tatlı, susuz kalınca özlenen su kadar taze ve hasta olunca özlenen sağlık kadar hoş olduğundan söz etmişler, ve yollardaki herkes acipi izleyip durmuş, kimileri de, hızla onları geçip ileride, geçişini daha iyi ve daha uzun seyretmek için yere oturmuşlar. Sonunda talihin iradesiyle, icip ve hareması, bir tatlıcı dükkanının önüne gelmişler ve kendini bilmeyen bu kalabalıktan kaçınmak için dükkana girmeye niyetlenmişler. Oysa, bu dükkan, Acip'in babası Hasan Bedreddin'in işlettiği dükkanmış. Hasan'ın babalığı ihtiyar tatlıcı ölmüş ve dükkan miras yoluyla Hasan'a kalmış imiş. O gün Hasan, nar taneleri ve diğer şekerli ve lezzetli şeylerle nefis bir tatlı hazırlamakta imiş. İcip ile kölenin dükkanın önünde durduklarını görünce, Hasan küçük Acip'in güzelliğiyle büyülenmiş, sadece büyülenmemiş, ilahi bir hisle ve tüm yüreğiyle olan dışı heyecanlanmış ve içi sevgiyle dolu, ey benim genç efendim, sen ki kalbimi fethedip tüm varlığımda saltanat kurdun. Sen ki tüm benliğimi kendine çektiğini dükkanıma girerek bana onur verir misin? Sadece merhamet edip yaptığım tatlıların çeşnisine bakar mısın, demiş. Bu sözleri söylerken, Hasan, kendine karşın, Gözlerinde yaşlar belirmesini önleyememiş, geçmişteki durumuyla şimdiki durumunu hatırlayıp ağlamış. Acip babasının sözlerini işitince onun da yüreği hüzünlenmiş, köleye dönerek ona, Sait. Bu tatlıcının konuşmaları yüreğime dokundu. Herhalde uzaklarda bırakmak zorunda olduğu bir çocuğu olsa gerek. Ben galiba ona bu çocuğu hatırlattım. Kim bilir belki biz onun acısını dindirirsek Tanrı da bize acır ve babamı aramak için yaptığımız araştırmalarda yardımcı olur demiş. Acip'in bu sözlerini duyunca hareması, vallahi efendim hiç gerekmez. Oh! Sakın ha! Bir vezirin oğluna çarşıdaki bir tatlıcı dükkanına girmek yaraşmaz ve de öyle orta yerde bir şeyler yemek hiç olmaz. Ya hayır! Bununla birlikte şu edepsiz ve kendim bilmez takımının seni rahatsız edeceği endişesiyle dükkana girmek istiyorsan, ben onları uzaklaştırmayı ve seni onlara karşı savunmayı şu kamçıyla pekala sağlayabilirim. Ama dükkana girmeye gelince, bak bu olmaz, demiş, haremasının sözlerini duyunca. Asan çok üzülmüş ve gözleri yaşla dolu, yanakları ıslak, haremasına dönerek, ona, ey saygıdeğer kişi, merhamet edip dükkanıma girmenin zevkinden beni niye mahrum etmek istiyorsunuz, sen ki bir kestane kadar karasın. Ama için tıpkı onunki kadar beyazdır. Sen ki tüm şairlerimizin hayranlık uyandıran dizeleriyle övülmüş gibisin. Gel de sana için kadar dışının da beyaz olmasının sırrını açıklayabileyim, demiş. Yiğit harem ağası bunu duyunca çok gülmüş ve "Doğru mu? Doğru mu bu söylediğin? Yapabilir misin? Ama nasıl? Bunun sırrını bana hemen açıkla." demiş. Hasan Bedreddin de ona, hemen, harem ağlarını öven bir şiirin dizelerine okumuş, onun hoş nezaketi ve tavırlarındaki zarafet ve de davranışlarındaki asalet, hükümdarların saraylarının saygıdeğer koruyucuları olmalarına yetmiştir. Harem için, eşi bulunmaz hizmet onlar. Kibarlıklarından ötürü, gökteki melekler, kendi sıraları gelince, yere iner ve onlara hizmet ederler. Bu dizeler, gerçekten, öylesine olağanüstü ve duruma uygunmuş ve o kadar güzel okunmuş ki, hareması hem duygulanmış hem de müthiş iltifat görmüş olduğundan, Acip'in elinden tutarak tatlıcının dükkanına onunla birlikte girmiş. Bunu görünce Hasan Bedreddin çok sevinmiş ve onların onuruna ne yapacağım bilememiş. Sonra en güzel kaselerinden birini almış, onun tanesi, şeker ve soyulmuş bademle doldurmuş ve üzerlerine yeterince nefis kokular serpmiş, sonra da işlemeli ve kabartmalı bakır tepsilerinden en gösterişlisini seçerek kaseyi bununla sunmuş. Ve tatlıyı memnunluk işaretleri yaparak yediklerini görünce ruhu çok okşanmış ve çok memnun olmuş ve onlara gerçekten benim için ne büyük şeref. Ve de ne bağıtlı bir gün. Hoş olsun, afiyet olsun, demiş. Küçük acip ilk lokmaları yedikten sonra tatlıcıya bizimle oturabilir ve yiyebilirsin, Allah da bizi araştırmalarımızda yardım ederek ödüllendirir, diyerek tatlıcıyı yanlarında oturmaya davet etmiş. Bunu duyan Hasan Bedreddin, nasıl, çocuğum? Sen, bu kadar genç yaşta, sevdiğin birini yitirerek derde mi düştün, diye sormuş. Acip de, elbette, yiğit adam, yüreğim şimdiden sevgili bir varlığın yokluğuyla yanıp tutuşuyor. Ve bu çok sevilen varlık benim öz babamdır, ve büyük babamla birlikte tüm ülkeleri gezerek onu arıyoruz diye yanıt vermiş. Sonra küçük icip bu anıyla ağlamaya başlamış. Bedreddin de bu ağlayışa katılmaktan kendini alamamış, o da ağlamış. Ve hareması da buna yürekten katılarak başını sallamış. Ancak bütün bunlar, kokulu ve büyük bir sanatla hazırlanmış, nefis nar tatlısına onur vermekten onları alıkoymamış. Öyle nefismiş ki yedikleri şey, doyuncaya kadar kaşık sallamışlar. Ancak zaman epeyce geçtiği halde, Hasan farkında değilmiş. haremasıyla ile Acip ayrılır ayrılmaz. Bedreddin, sanki ruhunun da onunla birlikte sürüklenip gittiğini sanmış. Ve onu izlemek arzusuna karşı çıkamayarak çabucak dükkanını kapatmış. Hiçbir şekilde Acip'in kendi oğlu olduğunu aklına getirmeden. Çıkıp aceleyle onları izlemiş ve Şam'ın büyük kapısından dışarı çıkmadan onlara ulaşmış. O sırada hareması, tatlıcının kendilerini izlemiş bulunduğunun fark etmiş. Dönüp ona, neden bizi? İzliyorsun, tatlıcı, diye sormuş. Bedreddin de, sadece kentin dışında görülecek ufak bir işim olduğu için, birlikte yürüyelim diye size ulaşmak istedim, sonra da dönecektim. Zaten, sizin ayrılışınız, canımı bedenimden kopardı, demiş. Bu sözleri duyan hareması çok kızmış ve kendi kendine, gerçekten, bu tatlı kasesi bize çok pahalıya patladı. Felaket kasesi imiş adeta. Bu tatlıcı hazmetmeye çalıştığımız şeyleri bize kusturtacak, işte şimdi de bir yerden öbür yere peşimizden koşup duruyor, diye söylemiş. O sırada Acip dönerek tatlıcıyı görmüş, yüzü kızararak kekelemeye başlamış, Said. Bırak ne yaparsa yapsın. Tanrı'nın yolları tüm Müslümanlara açıktır, demiş. Sonra da, ama bizi çadırlara kadar izlerse, o zaman gerçekten beni izlemekte olduğunu anlarız ve onu kovmaktan geri durmayız, diye eklemiş. Sonra Acip başını eğmiş ve yoluna devam etmiş hareması da birkaç adım gerisinden onu izlemiş. Hasan'a gelince onları midandan çadırların kurulduğu hasbaya kadar izlemeyi sürdürmüş. Bu sırada Acip ile hareması geri bakıp onu birkaç adım artlarında görmüşler. Acip de bu kez sinirlenmiş ve olup bitenleri, bir tatlıcıya girdiklerini ve tatlıcının sonradan kendilerini izleyerek altlarından geldiğini, haremasının büyük babasına anlatacağından çok korkmuş. Onu dehşete düşüren bu düşünceyle yerden bir taş almış. Ayakta, hareketsiz, dalgın ve gözlerinde garip bir ışıkla kendilerine bakan Hasan'a dönmüş. Tatlıcının gözlerindeki bu alevin değişik bir anlamı olduğunu düşünmüş ve daha da fazla sinirlenmiş. Tüm gücüyle taşı fırlatmış. Taş Hasan'ı ne ağır biçimde yaralamış. Sonra acip ile hareması aceleyle çadırlara yönelmişler. Hasan Bedreddin'e gelince baygın yere düşmüş. Yüzü baştan başa kana bulanmış. Ama ne mutlu ki. Kendine gelmekte gecikmemiş, kanını dindirmiş ve sangından bir parça yırtarak alnını sarmış. Sonra kendi kendine azarlamaya koyularak, aslında benim kusurumdan oldu bu. Dükkanımı kapatmakla ve doğru oh bir tarzda bu güzel çocuğu izlemekle düşüncesizce davrandım, herhalde bu izleyişimi kötü maksatlara yormuştur, demiş. Sonra içini çekip Allah kerim, diyerek kente dönmüş ve dükkanını yeniden açarak eskisi gibi hamur işi yapıp satmaya başlamış. Bu sırada acıyla Basra'daki zavallı annesini ve çocukluğunda hamur işi üzerine kendisine verdiği ilk dersleri hatırlıyor ve ağlıyormuş. Teselli bulmak için kendi kendine şu dizeleri okumuş: "Talihten yana hiç adalet bekleme. Düş kırıklığından öte bir şey elde edemezsin." Çünkü sana adalet sağlayacağını sandığın talih bu doğada yaratılmamıştır. Tatlıcı Hasan Bedreddin'in amcası Vezir Şemseddin'e gelince, Şam'da üç günlük dinlenmeden sonra, Midan'dan çadırlarını söktürüp Basra'ya doğru yol almak üzere ilkin Hums, sonra Hama ve Halep'e doğru yola çıkmış. Ve her yerde araştırmalar yapmaktan geri durmamış, Halep'ten Mardin'e, sonra Musul'a ve Diyarbakır'a gitmiş, sonunda da Basra'ya ulaşmış. Ancak bir parça dinlendikten sonra, Basra Sultanı'nın huzuruna çıkmak istemiş. Sultan onu hemen huzura almış ve onu alçak gönüllülükle kabul etmiş ve iyilikseverlikle onu Basra'ya getiren nedeni öğrenmek istemiş. Şemseddin tüm öyküsünü ve eski vezir Nureddin'in kardeşi olduğunu ona anlatmış. Sultan Nureddin'in adım duyunca Allah ondan lütfunu esirgemesin demiş ve ona evet dostum Nureddin benim dostumdu ve kendisini çok severdim ölümünden bu yana 15 yıl geçti. Ardında bir de Hasan Bedreddin adlı oğul bıraktı. Ama bu çocuk bir gün birdenbire kayboldu. Bir daha ondan söz edildiğim duymadık. Ama burada Basra'da hala Nureddin'den önceki vezirimin kızı, kardeşin Nureddin'in karısı olan annesi yaşıyor diye eklemiş. Bu haberi alan Şemseddin sevincin doruğuna çıkmış ve şahım. Yengemi görmek isterdim, demiş. Şah da ona gerekli izni vermiş. Şemseddin adres ve doğrultusunu öğrendikten sonra hemen rahmetli kardeşi Nureddin'in evine koşmuş, yolda onu son bir kez kucaklamadan, kendisinden uzakta ölen kardeşi Nureddin'i düşünerek oraya ulaşmakta gecikmemiş. Ağlamış ve şu dizeleri kendi kendine okumuş, oh! Geçmiş gecelerimin konutuna dönüyorum. Yöresindeki duvarları öpüyorum. Ama yüreğimin özünde beni yaralayan bu duvarları değil, konutta oturana duyduğum aşktır sonra büyük bir kapıdan, oltasında evin bulunduğu büyük bir avluya girmiş. Evin kapısı, her türlü renkten mermerlerle canlandırılmış kemerli, granitten yapılmış bir harikaymış. Bu kapının dibinde, görkemli bir mermer üstünde, kardeşi Nureddin'in altın harflerle kazınmış adım bulmuş. O zaman eğilip bu ismi öpmüş ve çok heyecanlanarak ağlamış ve şu dizeleri okumuş, her gün, sabahleyin, doğan güneşe senden haber soruyorum ve de her gece çakan şimşeğe. Uyursam eğer, uyumakta olduğum halde, arzu, arzunun dikeni, arzunun ağırlığı, arzunun bıçkısı içime işliyor. Ve asla dertlerimi haykırmıyorum. Ey tatlı dostum, artık daha fazla katı yokluğun sinesinde uzaklaşma. Yüreğim parça parça, yokluğun acısıyla kesik ve kopuk. Hangi hayırlı gün, hangi eşsiz gün, bizi sonunda birleştiren gün kadar hayırlı ve eşsiz olabilir? Ama yokluğunun ruhumu bir başka aşkla doldurduğunu hiç düşünme. Çünkü yüreğim, ikinci bir sevgiyi alacak kadar geniş değil. Sonra eve girmiş, tüm daireleri geçerek Basralı Hasan Bedreddin'in anası, yengesi hatunun oturmasına ayrılmış odaya gelinceye kadar yürümüş. Olu Hasan'ın kaybolmasından sonra, kadın, gece gündüz ağlayıp hıçkırmak için bu odaya kapanmış ve odanın ortasına uzun zamandır öldü bildiği oğlu için zavallı çocuğunun mezarını temsil edercesine küçük bir türbe yaptırmış, tüm zamanını, gözyaşları içinde, orada geçiriyor ve dertten çökmüş, uyumak için yine oraya başını dayıyormuş. Şemseddin, odanın kapışma iyice yaklaştığı zaman, yengesinin sesini duymuş, bu acılı ses şu dizeleri okuyormuş, ey mezar! Tanrı aşkına söyle bana! Dostumun güzelliği, çekiciliği silindi mi? güzelliğinin parlak temaşası, ebediyen soldu mu? Ey mezar! Kuşkusuz sende, ne zevk bahçeleri, ne yücelmiş gök kubbesi var. Ama, söyle bana! Nasıl oluyor da, içinde, ayın ışıldadığını ve dalın çiçeklendiğini görüyorum. Bunu duyan vezir Şemseddin içeri girmiş, en yüce saygılar sunarak yengesini selamlamış ve ona kocası Nureddin'in kardeşi olduğunu söylemiş. Sonra da ona tüm öyküyü ve oğlu Hasan'ın bir gece kızı Sittül Hüsn ile yattığını, ertesi gün ortadan kaybolduğunu ve sonunda Sittül Hüsn'ün hamile kalıp Acip'i doğurduğunu. Sonra da Acip benimle birlikte geldi. Oğlunun kızımdan olma oğlu olduğuna göre senin de torunundur diye eklemiş. O ana kadar dünya işlerine başını çevirmiş ve büyük bir mateme bürünmüş olan dul kadın oğlunun yaşamakta olduğunu anlayınca heyecanlı bir şekilde ayak kalkıp onu kucaklayarak ayaklarına atılmış ve onun onuruna şu iki dizeyi okumuş, bana gelerek bu mutlu haberi duyurandan Allah razı olsun. Ne muradı varsa versin. Çünkü bana en mutlu, duyulanların en iyisi bir haber verdi. Eğer kabul edip yeter bulacağı bir hediye vermek gerekirse, ona ayrılıklarla parçalanmış bir yürek vereceğim. Ve vezir, hemen gidip acipi getirmeleri için adara göndermiş, çocuk hemen getirilmiş. Bunu gören büyük anne ağlayarak Acip'in boynuna sarılmış. Ve Şemseddin ona, ey anne, gerçekte, bu an, hiç de gözyaşı dökülecek an değildir, bizimle birlikte Mısır'a gelmek için hazırlıklar yapma zamanıdır. Ve inşallah, yeğenim Hasan da ya, a, bizimle birlikte olacaktır, demiş. Acip'i büyük annesi de, işittik ve itaat ettik, demiş. Ve hemen o anda ayağa kalkmış, Gerekli tüm eşyasını ve yiyecek olarak tedarikini yapıp tüm hizmetkarlarını bir araya getirerek hemencicik yolculuğa hazır bulunduğunu göstermiş. Bunun üzerine vezir Şemseddin Basra Sultanı'nın huzuruna çıkarak veda etmiş. Sultan da ona kendisi için ve Mısır Sultanı için hediye ve armağanlar vermiş. Bunu izleyerek Şemseddin iki kadın ve acip maiyetleriyle birlikte yola koyulmuşlar yeniden Şam'a ulaşıncaya kadar, kesintiye uğratmadan, yollarına devam etmişler. Orada, kanun meydanında durmuşlar ve çadırlarını kurmuşlar. Ve vezir, bunda, Şam'da, bir hafta kalarak Mısır Sultanı'na sunulacak uygun hediye ve armanlar alacağız, demiş. Böylece, vezir, mallarım sunmak üzere çadırlarını ziyaret eden zengin tacirlerle meşgul olurken, acı paramasına, baba Said, ben gidip biraz eğlenmek istiyorum. Haydi Şam çarşılarına gidelim. Ne var, ne yok, bakalım. Ve tatlılarını yediğimiz, bize gösterdiği misafirperverliğini öveceğimize taşla kafasını yardığımız tatlıcının durumunu da öğrenelim. Gerçekten ona iyilik yerine kötülük yaptık, demiş. Hareması da işittik ve itaat ettik, yanıtını vermiş. Bunun üzerine icip ile hareması çadırdan çıkmışlar, çünkü icip, bilinçsizce duyduğu bir evlat sevgisinin ortaya çıkardığı kör bir itişin etkisinde bulunuyormuş. Kente varınca, tatlıcı dükkanına ulaşıncaya kadar çarşılarda durmadan yürümüşler. Tam da Beni Ümmiye Camii'nde Müslümanlar toplanıp ikindi namazım kılacakları saatmiş. O sırada Hasan Bedreddin, dükkanında, daha önceki Ayme Nefis tatlıyı, soyulmuş bademli, nar taneli, şekerli ve kokulu tatlıyı hazırlamakta imiş. İcip tatlıcıyı gözden geçirmiş ve attığı taşın alnında bıraktığı izi görmüş. Bunu görünce de yüreği daha fazla üzülmüş ve selamün aleyküm ey tatlıcı. Buralara senden haber almaya geldim. Beni tanımadın mı? demiş. Hasan onu görür görmez içinin ezildiğim, yüreğinin düzensiz vuruşlarla çarptığım, yere düşecek gibi başının döndüğünü ve bir sözcük bile söyleyemeyecek kadar dilinin damağına yapıştığım hissetmiş sonunda başını çocuğa doğru kaldırmış ve tüm alçak gönüllülüğüyle ona şu dizeleri okumuş, sevgilime sistemler etmek kararındaydım e. Ama onu sadece görmekle vazgeçtim. Ve ne dilime ne de gözlerime hakim olabildim. Sustum, gururlu ve ezici görünümü karşısında gözlerime eğdim. Duyduklarımı belli etmemek için değişik görünmeye çalıştım. Ama basan sağlayamadım. Oturup sayfalar dolusu sistemler yazdım. Fakat, yanına ulaşınca, bir tek sözcüğünü bile okuyamadım. Sonra, ey efendilerim, sırf alçak gönüllülük göstererek buyurun girin. Ve hazırladığım tatlıyı tadın. Çünkü vallahi. Ey genç çocuk, geçen defa, seni görür görmez yüreğim sana bağlanmıştı. Seni izlediğimden dolayı çok pişman olmuştum. Yaptığım gerçekten delilikti, diye eklemiş. Fakat acip, onu, vallahi. Sen çok tehlikeli bir dostsun. Yedirdiğin bir parça tatlı yüzünden bizi tehlikeye soktun. Oysa şimdi bizim ardımızdan gelip bizi izlemeyeceğine yemin vermedikçe dükkanına girmeyecek ve hiçbir şey yemeyeceğiz. Yoksa bir daha buraya gelmeyiz. Çünkü bil ki burada Şam'da tam bir hafta kalacağız. Bu sırada büyük babam, sultan için hediyeler satın alabilecek, diye yanıt vermiş. Bunu duyan Bedreddin, ikinizin önünde işte yemin ediyorum, diye haykırmış. Bunun üzerine İcip ile Hareması dükkana girmişler, ve Bedreddin onlara hemen bir kase dolusu özel tatlısı, şekerli, bademli ve kokulu nar tanesini sunmuş. Ve Acip, ona gel sen de bizimle ye. Allah da bu yoldan bize araştırmalarımızda başarılı kılar demiş. Hasan buna çok sevinmiş ve karşılarına oturmuş. Fakat tüm bu sürede Acip'i seyretmekten kendini alamamış ve öylesine olan dışı ve ısrarlı bir ilgiyle bunu yapmış ki Acip sıkılmış ve ona "Ya Rabbi" Sen ey iyi yürekli kişi. Ne kadar can sıkıcı ve ısrarlı bir sevgi gösterisinde bulunuyorsun. Sana daha önce de sistemlerde bulunmuştum. Beni böylesine süzmekten ve gözlerinle yüzüme yiyecek gibi bakmaktan vazgeç, demiş. Bu sözleri duyan Bedreddin, şu dizelerle yanıt vermiş, senin için yüreğimin derinliklerinde açıklayamadığım bir giz var, benliğimde sakladığım bir düşünce ki asla sözcüklerle anlatılamaz. Sen ki, güzelliğiyle mağrur parlak mehtabı, şaşkınlıktan örtünmeye zorlarsın. Senin aydın yüzün, sabahı utandırır, şafağa baş edirir. Sana sözsüz bir tapınmayla, sana, ey Tanrı sevgilisi, çoğalıp güzeli eşen arzular ve ölümsüz, benzersiz duygularla bağlıyım. Ve şimdi, yanarak tümden eriyorum. Yüzün, benim cennetimdir. Huşkusuz, Ateşli susuzluğumdan öleceğim. Oysa sen, dudaklarınla susuzluğumu giderebilir ve onların balıyla ruhumu tazeleyebilirsin. Bu dizeleri okuduktan sonra, aynı güzellikte başkalarını da okumuş, ama bir bakıma, bunlar haremasına da seslenen dizelermiş. Böylece, bir saat süreyle, kimi zaman Acip'in, kimi zaman da haremasının onuruna dizeler okumayı sürdürmüş. Bundan sonra, tüm olarak doyduklarından, Hasan, ellerini yıkamaları için gerekli her şeyi önlerine getirmiş. Bu maksatla, bakırdan yapılmış benzersiz bir ibrikle ellerine kokulu sular dökmüş, kemerine takılı bulunan renkli ipekten bir havluyla ellerini kurulamış. Sonra da ellerine, dükkanın en üstteki raflarında bulunan ve önemli durumlarda kullanılmak üzere itinayla sakladığı gümüş bir gülabdandan gül suyu serpmiş, ve bu kadarla da kalmamış, bir an için dükkandan çıkarak elinde iki testi misk ve gül suyu ile yapılmış şerbet getirerek, her birine birer testi sunmuş ve onlara, bakın, kendi isteğinizce buradan içebilirsiniz, demiş. Bunun üzerine icip testiyi alıp şerbeti içmiş, sonra bunu haremasına geçirmiş, o da içip yeniden acipe vermiş, icip yeniden içtikten sonra testiyi bir kez daha haremasına vermiş. Bu, böylece karınları şişip ömürlerinde hiç olmadığı kadar doyuncaya değin, böylece devam etmiş. Bundan sonra tatlıcıya teşekkür edip çadırlara akşam olmadan yetişmek üzere oradan ayrılmışlar. Çadırlara gelince İcip, büyükannesinin ve annesi Sittül Hüsnün ellerini öpmek üzere aceleyle yanlarına girmiş, büyükannesi onu öpmüş ve bunu yaparken oğlu Bedreddin'i hatırlamış, derin derin iç çekip pek çok ağlamış. Sonra da şu dizeleri okumuş, ayrılanların bir gün birleşebileceklerinden tüm ümidimi kessem, ayrılışından sonra yaşama arzumu yitirirdim. Oysa ben, kalbime senin aşkından başkasını sokmamaya yemin etmişim ve Yüce Tanrı yeminimin tanığıdır ve tüm sırları bilir. Sonra Acip'e, çocuğum, gezmek için nerelere gittin, diye sormuş. İcip, Şam sokaklarına, diye yanıt vermiş. Kadın, öyleyse şimdi iyice acıkmışsındır demiş ve yerinden kalkarak nar tanesi karışımı ünlü tatlıdan bir porselen kaseye koyarak getirmiş. Bu benzersiz lezzetteki tatlı, onun ustalıkla yaptığı ve oğlu Bedreddin'e, daha çocukken, Basra'da öğrettiğinin aynısıymış köleye de efendin acip ile birlikte sen de yiyebilirsin demiş. Fakat hareması yüzünü buruşturup kendi kendine vallahi hiç isteğim yok. Bir lokma bile yiyemem demiş. Yine de Acip'in yanına oturmuş. Acip'e gelince onun da tatlıcıda yiyip içtiği şeylerden karnı çok tokmuş. Yine de bir lokma alıp tatmış. Ama çok doygun olduğundan lokmayı yutamamış bir de bunun şekerinin biraz noksan olduğunu fark etmiş. Aslında bu doğru değilmiş, çok doygun olduğundan ona böyle geliyormuş. O da yüzünü buruşturarak büyükannesine, bu tatlı pek iyi olmamış, büyükanne deyivermiş. Bunu duyan büyükannesi, hiddetten boğulur gibi olmuş ve nasıl, çocuğum, benim hazırladığım şeyin iyi olmadığını söylemeye mi yerleniyorsun? Bilmiyor musun ki, bütün dünyada baban Hasan Bedreddin'in dışında, Kimse benim yaptığım yemekler, hamur işleri ve tatlılardan iyisini yapamaz. Hasan Bedreddin de zaten benden öğrenmiştir diye haykırmış. Fakat Acip vallahi büyük anne senin hazırladığın tatlı tam kıvamını bulmamış. Sanırım şekeri biraz noksan. Ama mesele bu değil. Sen bilmiyorsun. Sana itiraf edeyim ama annem ile büyük babama söyleme çarşıda bize aynı tatlıdan sunan bir tatlıcıyla tanıştık. Ama tatlısının daha kokusunu duymakla inşanın yüreği ferahlıyordu. Tadına gelince öylesine lezzetliydi ki, hazımsızlık çeken birinin bile iştahını kabartırdı. Hazırlanışına gelince, gerçekte ve hiçbir şekilde, ne yakın ne de uzaktan bir diğerininkiyle kıyaslanabilir, büyük anne, demiş. Bu sözleri duyunca kadın, çok sinirlenmiş ve haremasına bir göz atıp ona, fakat anlatısının tam burasında, Şehrazat, sabahın yaklaştığını görmüş ve yavaşça, öyküsünü kesmiş. Bunun üzerine kız kardeşi Dünyazat, ona ablacığım, sözlerin ne kadar tatlı ve hoş. Bu öykün de zevkli ve büyüleyici, demiş. Ve Şehrazat, ona gülüp, evet, kardeşim, ama bunun, eğer Allah'ın yardımı ve Şah'ın himayesiyle hayatta kalırsam, bu gece ikinize anlatacağım öykünün yanında sözüm olur, demiş ve şah içinden vallahi. Aslında olağanüstü ve şaşırtıcı olan Öykü'nün sonunu işitmeden onu asla öldürmeyeceğim demiş. Sonra şah Şehriyar ve Şehrazat ikisi de gecenin geri kalan bölümünü sabaha kadar birbirlerine sarılarak geçirmişler. Bundan sonra Şehriyar çıkıp adalet dağıttığı salona geçmiş. Divan, vezirler, mağbeyinciler, muhafızlar ve saray halkıyla dolmuş ve şah hükümler vermiş, memurlar tayin etmiş, kimi memurları da görevden almış, yönetmiş ve askıda kalan işleri tamamlamış ve böylece günün sonuna ulaşmış. Sonra divan dağılmış ve şah saraya dönmüş. Ve gece gelince karısıyla her zaman yaptıklarını yapmış.